Ediyorum. Lütfedip geldiniz, beklediniz. Bir miktar gecikmemiz de oldu ama ona rağmen beklediniz. Sağ olun, var olun. Şimdi bana arkadaşlarıma diyorlar ki işte şu makam, bu makam bilmem ne. Ben size bir çok basit bir soru soracağım. Çok basit. Ama çok zor. Kazanması zor. Beni, annem, şuraya şu yüreğini aldın mı? Aldın mı? İşte benim bildiğim en değerli yer sizin tertemiz yüreklerinizdir. Oraya aldıysanız yeter. Bakın biz büyük bir aileyiz, güçlü bir aileyiz. Tekirdağ Baro Başkanımız Eren Başkan burada. Bir alkış istiyorum. Bravo! Hem de Murat durur. Murat elinden. Bak dinle, bir sana bak. Güneş Bey'i tanıyor musunuz? Tanımayan var mı? Güneş Gürseleri. Şanslı bir insanım. Çok iyi dostlarım var. Sizler varsınız. Hülasam. Yollara düşmüş olmamızın sebebi nedir? Bize bu sürecin sonunda birileri gel diye madalya mı takacak? Yok. Yoksa birileri sen şu makama geldin, bu makam senin mi diyecek? Yok. Milletvekili mi olacağız? Genel seçim değil ki. Yok, öyle bir talebimizdir o. Parti genel başkanlığı mı? Hayır. Öyle bir sıkıntı yok. Cumhurbaşkanlığı mı? Sayın Cumhurbaşkanımız yerinde. Başbakanlık mı? Sayın Başbakan yerinde kalsın diye uğraşıyoruz zaten. Onda da bir problem yok. Peki. Ya bir sor. Siz, işte sen, Süheyl Hoca, başka hocalarımız böyle Anadolu'yu köy köy, kasaba kasaba geziyorsun. Günde 8-10 yere belki gidiyorsun, canlı yayınlar yapıyorsun, kahvelerde oturuyorsun. Neden? Neden? Sebebi şu dostum. Beni bu devlet okulunda okudum. Devlet okulunda okuttu. 1 lira para verdim. En iyi hocalarla okuttu. Ama okuduğum okul Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in koruyucusu olsun diye kurduğunu söylediği Ankara okuldu. Orada okuttu. Sonra yüksek lisans yaptırdı. Yetmez dedi, sen Kayserilisin. Kayserili'nin ticaretten anlamayanını daha okutmak lazım dedi. Doktora yaptım. Üniversiteye girdim. Üniversite profesörü oldum. Yurt dışında ülkemi defalarca temsil ettim. Uluslararası müzakerelere katıldım vesaire. Ankara Barosu Başkanı oldum hizmet etmek için. Bir daha oldum, seçildim. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na aday oldum, seçildim. Mayıs ayında seçimimiz var. Allah'ın izniyle yine seçileceğiz. Sizlerin dualarıyla. İyi de. Şimdi bizim bugün bu devletin, bu milletin bize verdiklerinin karşılığını hiç olmazsa bir kısmını ödemek. Bugün susma günü değil. Bugün konuşma günü. Bugün bildiğimizi anlatma günü. Ne pahasına olursa olsun anlatma günü. Çünkü değerli dostlarım, tam 2 kez biri F tipi suç örgütü, diğeri bölücü terör örgütü tarafından aldatıldığını iddia ederek Türkiye'yi ayrı ayrı 2 felaketin eşiğine getirmiş olan siyasi iktidar, 3. kez ve çok ciddi bir aldatılmanın eşiğindedir. Bizim niyetimiz bu 2 kere aldatıldığını ve kolay aldatılabileceğini ispatlamış olan siyasi iktidarı bir kez daha aldatılmasını
önlemektir. Çünkü aldatıldığında kendileri Rabbim affetsin diye bellerini yıkayıp çıkıyorlar. Olan bizim evlatlarımıza oluyor, olan size oluyor. Sizin evlatlarınız Suriye'ye, cepheye, şimdiki anayasa teklifine göre onların evlatları 18 yaşında meclise muaf askerlikten, üstelik cebine de 15 bin lira cep var. İşte biz buna hayır diyoruz. Soruyorum delikanlı kardeşime. Vallahi billahi. Kaç yaşındasın? Gel bakayım yanıma. 21 yaşında bir aslanım, delikanlım var. Ha? Bu delikanlıyı hiç kimse suistimal edemez. Bu delikanlının oyunu da kimse satın alamaz. Satın alabilirler mi? Satar mısın oyunu? Yani yok, bilmiyorum yani. Peki. Anlamadın sen. Sen oy verme kabinine girdiğinde oyun namus mu? Oyun namus mu? Namus mu? Oyun namus. Oy namus mu? Evet. Oy namus mu? Şimdi bu delikanlının namus. Oy namus. Bu delikanlı. Oy verme kabinine girdiğinde hiç kimse ona oyunun fotoğrafını çek, sonra milletvekilliği cepte diyemez, dedirtmez. Çünkü oyu namustur, çünkü kendisi idealisttir. Ama mecliste 18 yaşında, 20 yaşında, 25 yaşında gençler olsun da Allah aşkına, üniversite bitirmiş işsizler Türkiye'siyiz. Üniversite bitirmiş işsizler ordusu var Türkiye'de. Bu işsizler üniversite bitirmiş ama yer temizlemeye razı, ki temizleyelim birlikte, şereflidir, onurludur. Ancak okuduğunun gereğini yerine yapamayan mecliste ve memlekette milyonlar var. Dolmuşa binecek parası yok delikanlının. Otobüs parası yok delikanlının. İki otobüste işine gidiyorsa ya da okuluna, birini yürüyerek tasarruf etmeye çalışıyor. Sen diyorsun ki milletvekili yapacağım. Nasıl yapacaksın? 500 bin lira para ver, 1 milyon lira para ver, onunla milletvekili olacaksın. Bir dakika. Sen kimi milletvekili yapacaksın? Siz çocuklarınızın milletvekili olsun diye o maddenin yazıldığına hakikaten inanıyor musunuz? Hayır. Hakikaten 18 yaş maddesinin bizim evlatlarımız milletvekili olsun diye yazıldığına inanan var mı? Hayır. Ali'nin, Fatma'nın evladı askere, Suriye cephesine, beyefendinin paşa evladı askerlikten muaf parlamentoya 15 bin lira aylık maaşa. Yok öyle şey, bu sebeple işte hayır diyoruz. Bravo! Bu sebeple hayır diyoruz. Peki, sevgili dostlar, Türkiye'yi değiştirmemiz lazım. Doğru. Memnun değiliz. Doğru. Sıkıntılarımız var. Doğru. Ben mahkeme binasından adalet bekliyorum. Hastaneden daha iyi sağlık hizmeti bekliyorum. Belediyeden belki daha iyi hizmet bekliyorum. Daha iyi yol bekliyorum. Falan. Türkiye'de yapılan her iyi işle biz millet olarak gurur duyuyoruz. Aksini düşünen var. Biz gurur duyuyoruz. Bizimdir bunlar.
Hepsi bizimdir. Biz Boğaz'ı iki kere alttan geçtik, gururumuzdur. Hızlı trenle memlekete hizmet geldi, gururumuzdur. Boğaz'ı üstten geçtik bir kere daha, gururumuzdur. Körfez'i geçtik, gururumuzdur. Hızlı tren, gururumuzdur. Duble yol, gururumuzdur. Dünyanın en uzun tünelleri, gururumuzdur. İstiyoruz ki o hızlı trenin lokomotifini ithal etmeyelim. İstiyoruz ki o lokomotifi Türkiye'de imal edelim. 100.000 iyi eğitimli gencimiz iş bulsun, istihdam bulsun. Yani biz yapılan iyiliğin, iyi işin arkasındayız. Söylediğimiz daha iyi olsun diye, daha güzel olsun diye. Biz evvelki gün adaletten memnun değiliz. Sıkıntımız var. Dün de memnun değiliz. Bugün de değiliz. Peki, çok basit bir şey soruyorum sizlere. Adaletten evvelki günkü memnuniyetsizliğiniz, dünkü memnuniyetsizliğiniz, bugünkü memnuniyetsizliğiniz, yarında mutsuz olmanızı gerektiriyor. Yani biri bana çıkıp bugünü eleştirdiğimde ama dün de böyleydi diye cümle kurmaya başladığında kendisine diyorum ki demek ki sen evladının her zaman daha kötü bir Türkiye'de yaşamasını istiyorsun. Hayır, ben daha iyi bir Türkiye'de yaşamak istiyorum. Ben çok daha güzel bir Türkiye'de yaşamak istiyorum. Herkesin tuğla üstüne tuğla kurduğu, herkesin o binanın inşasına bir katkıda bulunduğu bir Türkiye'de bizim de koyacak tuğlamız var. Bizim de söyleyecek sözümüz var. Söylediğimizde eğer dinleselerdi, bu F tipi suç örgütü ülkeyi ele geçiriyor dediğimizde, hayır öyle bir şey yok, benzinimiz aynıdır, doğru iş yapıyorlar demeyip sözümüzü dinleselerdi, 15 Temmuz trajedisi yaşanmazdı. Bravo. Eğer yıllarca ve yıllarca açılım saçılım diye veya İmralı'daki caninin mektubunu, İmralı'daki caninin mektubunu meydanlarda yanakları al al bir marifetmiş gibi okuturken bizim dediğimizi dinleselerdi, korkunç bir ilk savaşın, Orta Doğu'yu kana çevirecek, kan gölüne çevirecek bir ilk savaşın habercisidir bu mektup dediğimizde bizi dinleselerdi, bize saldırmasalardı, bugün başka bir Türkiye vardı. Peki, ha burada mahkemeyi, çadır mahkemesini kurup pişman değiliz diyen askeri kıyafetli teröristleri pişmandırsın, pişmansındır, hadi aslanım deyip Anadolu'ya salan sen. Şehirlerimiz delik deşik edilip altları mayınlanır, bombalanırken askeri kuvvetlere, komutanlara sakın kışlandan çıkma diye emir veren sen, komutanın operasyon talebine her seferinde red cevabı veren vali, senin valin. Ya, kumpas davalarında savcısı benim diyen sen, bunları dile getirenlere hainsin diye, darbecisin diye yafta yapıştırmaya kalkan yine sen. Ama milletin devletin başı ne zaman dara düşse koşup gelen biziz. Bravo. Şimdi diyoruz ki tamam ararız. Tamam. F tipi suç örgütü sizi aldattı. Ben aldatıldığınıza hiç inanmıyorum ama hadi aldatılmışım. Tamam. Hallederiz. Bölücü terör örgütü hadi aldattı. İnanmıyorum ama hadi aldattı. Şimdi aldanmayın diye uğraşıyoruz.
Ama tutup da bizi bugün hayır diyenler, teröristim demeye cüret eden terbiyesizlere sesleniyorum. Aynı saftadır diyen müfterilere sesleniyorum. Bu milleti aptal yerine koymayın. Bu millet, emin olunuz, sizden zekidir. Hem de çok zekidir. Çünkü bu millet size döner. Sen 2010'da mezardan ölüleri çıkartıp evet dedirteceksiniz diyen o suç örgütü reisiyle birlikte evet demedin mi? Sen terörist misin diye sorar. Hadi o sizi aldattı. Bizde inandık. Bölücü terör örgütü 2010'da projenin başlangıcı için, 2017 projesinin başlangıcı için köy köy, kasaba kasaba evet için insanları tehdit etmedi mi? O zaman size birisi sorar. 2010'da sen bölücü, hain, aşağılık, sefil terör örgütüyle kol kola evet çalışması yapıyordun. Sen de mi teröristsin diye sorar. Ama size, huzurunuzda bir söz veriyorum. Birileri küresel güçler bir senaryolar yazıyor. Siyasi iktidarın önüne getiriyor. Siyasi iktidar devlet aklını balyozla dağıttığı için kendisini uyarabilecek milli kimsesi yok etrafında. Kimsesi yok. Milli kimsesi yok. Ve her seferinde aldanmaya pekiz. Ama size vereceğim, şurada vereceğim söz şu. Birisi çıkıp bunların eline verilmiş olan projeye inanıp 2010'da evet demişse, bir AK Partili kardeşime bugün, bir Milliyetçi Hareket Partili kardeşime bugün, sen 2010'da bunlarla evet dediğine göre sen de teröristin derse, yemin ediyorum karşısında ilk önce beni bulur. Dedirtme. Kimseye dedirtme. Bir tek AK Partili kardeşime terörist dedirtme. Bir tek milliyetçi kardeşime terörist dedirtme. Ama biliyorum ki kalpleri tertemiz, yürekleri tertemiz, bizim gibi halktan, halkın ta içinden olan her siyasi düşünceden insan, yukarıdan birileri bizlere sen terörist misin dediğinde öfkeyle doluyorlar ve cevabını 16 Nisan'da o bayram günü, o düğün günü öyle bir verecekler ki burası Trakya. Burası sizin o kutlu, sizin o yüce hemşehrinizin memleketi. Burası Atatürk.